71 di Trenitalia, proveniente da Lucca, è diretto a Firenze Santa Maria Novella. Herkese merhaba. Gezmeyi Bileceğin yeni bölümüyle Rönesans'ın doğduğu şehir olan Floransa'da. Arkamda da bu güzel doğumu manzarası. Tuttuğumuz evin terası bu. Biz de şimdi doğumun oraya doğru gideceğiz. Hadi Floransa başlasın. Duomo di Firenze bizi kendine hayran bırakan meydanlardan biri. La Sagrada Familia ve Petra'dan sonra bizi en çok etkileyen şeylerden biri de arkamda gördüğünüz Floransa Katedrali. Hemen önünde Aziz Giovanni Vaftizhanesi ve yanında da Giotto Çan Kulesi var. Floransa Katedrali'ne giriş ücretsiz. Giotto Çan Kulesi'ne ise 15 euroya çıkıyorsunuz. Floransa'da Duomo'ya hayran olmamak elde değil. Soru cevap videosunda böyle en sevdiğiniz street food ne diye bir soru gelmişti ve biz bir numaraya Lantica Tripaio'yu koymuştuk Floransa'daki ve şu an oradayız. Ve bu inanılmaz hamburgeri tekrar yemenin heyecanı içerisindeyim. Biraz fiyatları artmış. Bu hamburger 7 euro ama yani daha önce böyle bir hamburger yememiş olacaksınız muhtemelen. Floransa'ya geldiğinizde bu ara sokakta Lantica Tripaio mutlaka biz konumunu bırakırız. Bunu yemeden Floransa'dan sakın ayrılmayın. Ne yapıyorsunuz demeyin. İkinciyi yiyorum. Yani bayılmak üzereyim gerçekten. Şu hamburgeri yerken bayılmak üzereyim. Hamburger bu arada boyun eti, gerdan eti. Ondan yapılıyor bu hamburger. Ve ikinciyi yedim. Yani üçüncüyü yesem yerim yani. O derece bir hamburger. Mükemmel. Yine çok özel bir konaklamayla beraberiz. Floransa böyle bir konaklamaya hak ediyor diye düşündük ve bir gece burada konaklamaya karar verdik. Şimdi biraz evi gezdireyim. Belki Floransa'nın özel dokusuna uygun bu evi siz de kiralamak isteyebilirsiniz. İşte salonu. Her şey inanılmaz güzel döşenmiş. Thank you.
Floransa'da tam merkezde eski şehrin ortasında ucuza bir kahve ya da tatlı bulmak imkansız. Biz size şimdi çok güzel bir öneriyle geliyoruz. Mekanın adı La Loggia degli Albizi. Biz alta yazarız şimdi böyle söyleyince çok tak diye anlaşılmaz. Ama mesela Americano içiyorum ben 2,5 euro. Şimdi 2,5 euro tabii ki pahalı geliyor olabilir. Hani diğer Avrupa merkezlerine göre 2,5 euro pahalı geliyor olabilir. Ama Floransa merkez için gerçekten çok uygun bir fiyat. Cappuccino da 2,5 euro. O yüzden böyle Floransa merkezde uygun bir kahve içecek yer arıyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Foto Otomatika'ya geldik. Daha önceki gelişimizde de biz burada fotoğraf çektirmiştik. Şimdi bir daha çektik. Çok tatlı fotoğraflar çekiyor 2 euroya. Makinenin içine giriyorsunuz, perdeyi kapatıyorsunuz. 4 tane farklı poz veriyorsunuz ve fotoğrafınız hazır. Bizimki hazır mı? Daha değil. Daha değil. Bu arada şeyle karıştırmasınlar. Klasik makinelerle karıştırmasınlar böyle. Çok çok güzel fotoğraflar çekiyorlar. Ya göstereceğim. Birazdan daha gelmedi. Zaten çıksın. Çıksın çıktığını da göstereceğim. Yani bozuk makine hemen gitmeyin. Biraz bekleyin. O çıkartacak. Zaten yazıyor. 4,5 dakikada fotoğraflarınız hazır diyor. Ve biz magnetlerin böyle buzdolabında magnetlerin olan kısmını astık. Çok da sempatik durdu. Çok da güzel. Çok da güzel, çok da tatlı. Fotoğraf çıktı. Üstteki fotoğraf biraz habersiz olmuş. İlkini çekerken anlamadık. Erinc'in suratına zoom yapalım. Şaşkın. Vallahi çok güzel fotoğraflar. Ay, çok tatlı oldu. Üçüncü oldu. Bunu da koyarız. Evet. Bu evin güzelliği de burada başlıyor. Akşam böyle çok güzel Floransa Katedrali manzarasında şu an şarabımızı yudumluyoruz. Şarap yakışırdı. Marketten aldık ama şarabı. Kaça aldık? 6 euroya aldık. 6 euro. Güzel şarap ama. Toskana şarabı. Bu arada burayı hikaye attıktan sonra Instagram çıldırdı. Orası evet, neresi, orası neresi diye. Herkes sordu. Ama şu an herkese cevap veremem. Bir iki kişiye yazmam ama inanın görmüyorum. Çok fazla yazan var. Artık videoyu izlediklerinde görecekler evet, detayı. Evet, video açıklamasına zaten altına yazacağız hikayesini. Bu arada bu evi şöyle hallettik. Şimdi normalde Floransa'da 2 gece kalacaktık. 2 gece böyle merkezi bir yerde kalmak yine pahalı bu arada Floransa'da. Ondan sonra ben de dedim ki ya acaba bir gece böyle çok inanılmaz güzel bir yerde konaklayıp ertesi gece biraz daha böyle şehrin biraz daha dışında daha uygun bir yerde konaklasak nasıl olur acaba dedim. Yani aslında işte böyle yerlerin konaklamasını biz biraz böyle kompanse ediyoruz. Diyoruz ki örnek veriyorum Venedik'te de kaldığımızda normalde 2 gece Venedik, 1 gece Verona diye tasarlamıştık. Sonra Venedik'te çok güzel bir yer bulunca dedim ki bakalım Verona'da acaba ucuz bir yer bulabilecek miyim dedim. Sonra Verona'da çok ucuz bir yer bulunca Verona'yı 2 gece, Venedik'i 1 gece yaptık. Akşam bayağı artık son yatmaya gitmiştik Verona'ya. Böylece bu Venedik'te, işte Floransa'da kaldığımız gerçekten bizim bütçemize göre çok pahalı olan. O yüzden zaten 1 gece. Evet, ruhunu bir yaşamak gece, için 1 gece kalıyoruz. Ya işte bizim bütçemize göre çok pahalı olan yerleri biz böyle kompanse ediyoruz. Bir de şimdi Floransa'da dışarıda bir mekanda şarap içmeye kalksak. Evet, bir mesela örnek veriyorum. Bir rooftop barda hakikaten şu şarabı şimdi, içmeye kalksak ben neredeyse bir şeyler de söyleyeceğiz evet, ortaya. O yüzden de yine yüksek bir rakam ödeyecektik. Bence çok daha iyi oldu. Yani bir yerden kısarken, yükseltirken bir yerden kısıyoruz. Evet. Yani bir gecelik parasını yine buraya rooftop'lara öderdik. Öderdik. O yüzden de bence çok mantıklı. Biraz abarttım bir gecelik parasını da. Ya yarısını öderdik ama. Öderdik yani. Bir şekilde çıkardı o parayı. Yani bir şekilde çıkardı. O paranın çıkacağı bak varmış. Yemeğimizi evde yedik. Evet. Bayağı marketten lazanya aldık. Lazanya yaptı evde. Bu güzel manzarada yemeğimi yedim. Şarabımı içtim. Daha ne olsun? Aynen öyle. Yani bu fiyatı hemen kompanse ettik ve işte eski manzara. Harika i̇şte ya. Duomo di Firenze. Size içiyoruz. Şerefe. Şerefe. Evet, şimdi Piazza della Repubblica'dayız. Gece gezmeye çıktık Ebrar'la.
Çok güzel bir ev keyfi yaptık. Ondan sonra dedik ki hadi Floransa sokaklarında biraz gece dolanalım. Gece dolandığımızda da ilk çıktığımız yer Piazza della Repubblica oldu. Burası gündüz inanılmaz kalabalık. Ama bizce akşamı daha güzel buranın. Çünkü hem burada bir atlı karınca böyle çok güzel bir ambiyans yaratıyor. Hem de kafelerinde, restoranlarında canlı müzikler oluyor burada. O yüzden buraya akşam gelip belki kafelerinde, restoranlarında vakit geçirmeniz çok keyifli olabilir. Piazza del Signoria, Floransa'yı diğer şehirlerden ayıran en büyük nedenlerden bir tanesi. Çünkü burası çok büyük bir açık hava müzesi. Başka şehirlerde 3-4 günde görebileceğiniz sanat eserini tek bir meydanda görebilmeniz Floransa'nın en büyük farklılığı sanırım. Hemen arkamda Davut heykeli var, yanında Herakles ve Kaküs heykeli var. Tam sağında da Neptün çeşmesi var. Ve burası Vecchio Sarayı'na ev sahipliği yapıyor. Vecchio Sarayı'nın bahçesine girmek ücretsiz. Geldik Floransa'nın en ikonik yerlerinden birine. Ponte Vecchio Köprüsü arkamda. Buraya sabah gelmenizi öneriyoruz. Çünkü sabah güneşi tam Ponte Vecchio'nun karşısından vuruyor. O yüzden fotoğraflarınız çok daha güzel çıkacaktır. Buna eminiz. Ve aynı zamanda içerisinde hediyelik eşyacılar, kuyumcular bulunuyor. Ve size şunu da tavsiye ediyoruz. Sabah gelmek yetmez. Akşam burada ışıklandırmalar vesaire oluyor. Onları da mutlaka görmenizi istiyoruz. Floransa deyince ilk akla gelen yerlerden birindeyiz. Uffizi Galerisi'ndeyiz. Uffizi İtalyanca ofisler anlamına geliyor ve Floransa Medici ailesinin kontrolü altındayken yapılmış burası. Öncelikle bir saray olarak yapılmış, sonrasında ise dünyanın en ünlü müzelerinden biri haline gelmiş. Hadi bakalım biraz gezelim.
Evet, şimdi Ufuzi'den çıktık. Bir iki saatimiz falan aldı. Burada da eğer böyle daha da detaylı hepsini teker teker okuyarak gezecekseniz bence bir yarım gününüzü kesin gider Ufuzi'de. Ona göre ayarlayın kendinizi. Ve size hemen burada inanılmaz bir bilet sırası var. Yani gelip buradan almayın biletinizi. Ufuzi.it kendi orijinal adresleri, orijinal internet siteleri. Oradan girip direkt 29 liraya biletinizi alıyorsunuz. Sonra gelen maili 2 numaralı odaya gidip gelen mailden biletinizi çıkartıyorsunuz ve size bir saat aralığı veriyor. O saat aralığında direkt kapıya gidiyorsunuz ve içeriye giriş yapıyorsunuz. Peki çıkartmayı müzeye girmeden önce mi yapsınlar? Tabii ki. Mi? Hatta eğer varsa zamanları bir gün önceden yapsınlar, ne olur ne olmaz. Bir de göstersene ne aldığımızı. Evet, bir de tam çıkarken bir kitap aldık. Ufuzi'deki eserler diye. Şaheserler, pardon. Masterpieces. Böyle Ufuzi'nin içindeki bütün şaheserlerin teker teker fotoğrafları ve açıklamaları var. Harika. Ne kadar almışız? 14,5 euroya almışız. Yolda yürürken denk geldik. Sizi yine uyaralım. Şu arkamdaki gördüğünüz ofis var ya, döviz bürosu. Sakın ola sakın orada dövizinizi bozdurmayın. Dolandırıcılar. Haberiniz olsun. Uğramayın bile. Vivoli'ye geldik. Dondurma yiyoruz. Kap boyutuna göre fiyatlandırılıyor. Bu bizim kabımızın boyutu 3 euro. Ama içini karıştırabiliyorlar. Yani ben 3 çeşit söylesem 3'ünü de bu boyuta göre karıştırabilecekti. Ama ben 2 çeşit söyledim. Şimdi bir de deneyeyim. Genelde hep sen deniyorsun ama bu sefer de ben deneyeyim. Yorumları güzeldi ama ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Harika. Evet, şimdi Santa Croce Bazilikası'nın önündeyiz. Buraya girişler 8 euro. Saat 5.30'da da girişler kapatılıyor, haberiniz olsun. İçeride Michelangelo'nun, Galileo'nun ve Machiavelli'nin mezarları bulunuyor. Floransa'da ikinci gece kalacağımız odayı da göstermek istedik size. Tam Montevecchio Köprüsü'ne bakıyor meydanda. Bir tuvalet, yatak odası ama temiz, çok da tatlı. Bir de şurası çok güzel yapmışlar. Gel. Mutfak çıkıyor. Geceliği de 1700 TL'ye kalıyoruz. Dün geceden bu geceye... Ya dün gece öyle bir geceydi yani. Terası vardı. Evin içi o kadar durmadık bile evin içinde. Yani terası, sadece terası bize kiralasa ona da aynı parayı verirdik. Evet. Yani bilmiyorum. Dur şuradan meydanı çekeyim. Burası güzel. Yani eğer tercih edecekseniz. Şu geçişin orası tam Ponte Vecchio'nun başı. Yine linki bırakırız aşağı. Erinç bu konaklama işlerine çok iyi. Ya çekmiyoruz ama çok iyi. Yani böyle yine şey, noktaya atış bulup yap. Buluşturuyorum. Nokta atışı yapmışsın hayatım. Evet. Teşekkürümü alayım. Teşekkürler. Floransa'ya geldiğinizde DM kutunuz, WhatsApp mesajlarınız mutlaka Florence Stikke diye dolacak. Buna eminiz. Ve sonra döneceksiniz, gideceksiniz, diyeceksiniz ki hadi bir bakayım restoranlara. Restoranlarda 50 euro, 40 euro, 45 euro gibi fiyatlar göreceksiniz. Şaşırıp kalacaksınız. Ve gezmeyi bileceğim size mükemmel bir hizmet veriyor. Florence City'yi çok uyguna bir menü halinde yiyebileceğiniz bir yer öneriyor. Hem de tam Duomo'nun dibinde. Toplamda 23 euro, 300 gramlık Florence Stick, patates, ondan sonra bir öncekinde, şu an görmüyorsunuz, onu gömdüm çoktan. Bruschetta ekmeği geldi, üstünde domates, zeytinyağı vesaire falan. Bir de kırmızı şarap. Toplamda 23 euro ve yorumları çok iyiydi bu arada. Şimdi deniyorum, sizin için deniyorum aynı zamanda. Bunun denemesi uzun sürecek bu arada çünkü az pişmiş söyledim. Hadi bakalım.
Test edildi, onaylandı. Dur, gel gel, yerini söyleyeyim, gel. Osteria dell'Angelo. Yine yazacağız. Michelangelo Tepesi'ne doğru yürüyoruz. Bir 8 dakika yürüdük, bir 20 dakikamız daha var. Sokak müzisyenleri çok güzeldi. Eriç orada biraz da bir çekim yaptı, dinledi, oyalandı. Biraz geçe kaldık. Müzisyenler, sokak müzisyenleri asla görüp geçebileceğim şeyler değiller canım. Evet, güzel çalıyorlardı. Şimdi tepeye çıkıyoruz. Orada fotoğrafla inanılmaz çıkıyor. Mutlaka bence fotoğraf çektirin. Bizim Eriç'le var bir tane pozumuz. Evet. Şimdi de gün batımını görmek için çıkacaktık ama hava çok kapalı. O pembe görüntüyü göremeyeceğiz. Ama olsun, yine de bir akşam şöyle bir Floransa'yı tepeden göreceğiz. Bir görelim. Evet. Ve böyle bir ışıkları yandıktan sonra da böyle bir tepeden göreceğiz. Hadi görelim tepeden. Hadi bakalım, yürümeye devam. Hadi. Dansını ettin, manzarana geldin, hadi bakalım. Manzaraya geldim, inanılmaz güzel bir Floransa manzarası var. Mutlaka buraya gelin, hatta Floransa gününüzün son günü gelin, burada veda edin, çok da güzel olur. Kafeler de var, isterseniz kafelerden bir şeyler de alabilirsiniz. Kafeler dediğim büfeler var büfeler, mesela. Aşağıda da kafeler büfelerde var. Büfelerde şey, bira, işte kokteyl. Aynen, aşağıda ne kafeler var bu arada. Aa, öyle mi? Evet, pardon, evet, o yüzden dedim. Bir de hareketli ya, burası da eğlenceli çıktı. Çok da mutlu olduk. Biz artık geceyi burada biraz geçireceğiz. Bir iki saat ayırırız herhalde. Bir saat. Bir saat falan burada oluruz, evet. Şimdi bir şeyler alırız belki içecek. Hadi şu güzel manzaraya bakalım. Evet, güneşi bu güzel manzara eşliğinde batırdık. Size de veda etmek istedik. Bizden bu kadar. Umarım Floransa videosunu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı, beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.